Hazreti Ömer döneminde Tarsus'a gelen İslam orduları cenazeyi buluyor ve üzerindeki işaretlere baktıklarında cenazenin Hazreti Danyal Aleyhisselam'a ait olduğunu tespit ediyorlar ve cenazeyi buraya getiriyorlar. Ve belirtmiş olduğunuz gibi Hazreti Danyal Peygamber'in görmüş olduğunuz bu mekanda yatmaktadır. Ve Danyal Peygamber'in mübareğin kendisi Beni İsrail peygamberlerden olup kendinden önce gelen Tevrat'ın hükmüne bağlı olan bir peygamberimiz, Kudüslü Davut Aleyhisselam'ın neslinden milattan 606 yıl önce yaşamış Danyal peygamberimiz. Danyal peygamberimizin bebekkeneki nübüvvet kokusu hala devam etmektedir. Alabilene ne mutlu. Hepimizin bildiği bolluk ve bereket peygamberimiz. Müthiş rüya yorumcusu. İlmi cifri ilmi var kendisinde. Kalpten kalbe olan yolu çok iyi biliyor. İlk şifa kaynaklı ilacı bulan Hazreti Danyal peygamberimiz. Danyal peygamberimiz mübarek kendisi Kudüs'te yaşantısı sürdürülürken o bölgelerdeki insanlara Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak amaçlı tebliğ görevi yapıyor. Ve o bölgelerde insanlarımız din olarak da zaten o zaman sadece ve sadece Allah'a inanma, batıl olarak da yapmış olduğu putlara tapıyordu insanlar. Ve Danyal peygamberimiz onlara Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyor idi. Danyal peygamberimizin Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde, Hazreti Ömer Efendimiz'in halifeliği döneminde İslam ordusunun başında Musa el-Eş'ari komutan olmak üzere Danyal peygamberimizi buraya görmüş olduğunuz buraya defnediyorlar Danyal peygamberimizi. Çünkü Danyal peygamberimizi niçin buraya defnediyorlar? Yahudiler bulamasın da bunu kaçıramasın diye buraya gizlilik özellikle burada gizleniyor. Buranın altına 18 metre tabana gizliyorlar. Üzerinden de Berdan nehrimizden suyu getirerekten buranın üzerinden akıtıyorlar. Kendisi mübarek 18 metrede horoz hanarcılı kaplı olmak üzere üzerinden su akıyor. 18 metredeki kuyu dolmuş oluyor. Olay ki Yahudiler bu suyu kesmiş olsalar bile yine kuyunun içerisinde su dolmuş oluyor. Gizliliğini devam ettiriyor buranın içerisinde. Kazalan'ın olduğu yerde Fatiha okuyup dua ederken oradan bir koku geldi. Misk kokusu ama bu kadar mı güzel olur? Yanımızda bunun arkadaşımın birisi Allah 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 diyerekten yanımızdan uzaklaştı. Kokudan etkilendi. Koku geldi ki Allah Allah. Çektim böyle tüyüm ürperdi. Korktum da hafiften hissettim. Koku hissettim. Ya Rabbi sana hamdolsun teşekkür ederim dedim. Belediye başkanımız Burhanettin Kocamaz kendinden Allah razı olsun. Kanalizasyon çalışması münasebetiyle bu gece teheccüd namazını kıldıktan sonra görmüş olduğu rüyada evladım üzerimde necis var, rahatsızım, temizleyin böyle bir rüya görüyor ve bunun üzerine harekete geçerekten Diyanet İşleri Başkanımızın müftülüğümüze müracaat ediyor ve oradaki kendisi hafız ve aynı zamanda vaizimiz şu anda Abdurrazak Hoca Efendi'ye danışarak rüyanın analizini istiyor ve analizden sonra burada bir rahatsızlık olduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine buralar vakıflar ve anıtlar kurulu birlikte işbirliği içerisinde hareket edilerekten bura kazı yapıldı. Bu vesileyle hem Danyal peygamberimizin burada olmuş olduğu ve Roma köprüsünün yerin altından çıktığı ortaya çıktı ve arka kısımlarda da Allah dostlarının olduğu Osmanlı döneminin valisinin ve 38 kabadası bir çuvalak kaval kemiği olduğu ortaya çıktı. Ve bizim bu bölgemiz bolluk ve bereket peygamberimiz burada olduğundan dolayı bolluk ve bereket devam etmektedir. Kerameti ve bereketiyle bilinen Hazreti Danyal Aleyhisselam'ın hikayesini kabrin bulunduğu yerden Tarsus'tan aktarmaya çalıştık. Allah onların rahmetlerini, bereketlerini üzerimizden eksik etmesin diyerek programımızı burada kapatıyoruz.